Amerika. Ha tamam. Güzel geçti, güzel. Texas'a gittim. Biraz da gitmişken de ulaştım. Bankaları gezdim. Dedim ne ayak, her gün Texas'la ilgili kripto para haberleri çıkıyor. Sizde ne var diye sordum. Valla onlar da benden öğrendiler. Ondan sonra da şöyle bir kanıya vardım ki haberlerde iyi güzel de real dünyada aslında çok da bir olayları yok henüz Amerika'da. Yani bankalarda. Öyle, sen nasılsın, nasıl gidiyor? İyi ne olsun. Biz de işte çalışıyoruz. Biz Türkiye'deyiz. Türkiye'de zaten hani Olsun bankalar olsun. çok fazla böyle bir kol boyundalar, uzaklar bize Evet. karşı. Şimdi ben Aynen. sana şu an herkesin aklındaki 5 soruyu soracağım çok net. Tamam. Birincisi, İngiltere'deki Binance yasaklanma kararı nasıl etkiledi? Rusya'dan gelen kripto para haberleri ve mesela Hindistan diyor ki şimdi regülasyonlar gelirse sıcakta bakarız falan gibi şeyler söylediler. Bu üçüyle başlayalım. Nasıl Valla etkileyecek piyasayı? İngiltere'deki o haber çok fazla etkilemedi. Çok bir piyasada bir majör bir etki yaratmadı. Çünkü zaten o etkiyi biz Çin'de gördük. Çin etkisi. Çin zaten bir darbe vurdu. Aslında bence yani özellikle yani İngiltere tarafını sorduğun için söylüyorum. O taraftan çok majör bir etki yok. Ama bu arada Binance'de bu tarz haberler geçmişte de çıkmıştı. Yanılmıyorsam İngiltere'de başka ülkeler için birazcık piyasanın buna bağışıklığı var muhtemelen Binance tarafı için. Bir Amerika'da da bir soruşturma açılmıştı mesela. Çok arkası gelmediği için çok büyük bir etki İngiltere tarafı için piyasada olmadı. Ama Çin tarafında mesela zaten bir darbe yedik biliyorsun. Evet Çin onu da soracağım. yasaklama olayları falan. Şimdi diyor ki ya Çin yasakladı etti, bugüne kadar yapmadığını bırakmadı. Bu sezonda Bitcoin geldi 29 bin dolardan güçlü bir destek buldu. Gerçekten bir şeyi gördük bu sene ilk defa Çin'den. Realisteye dönen hamleler gördük. Mesela kilosu 9,5 dolarlardan madenciler şeylerini taşıdılar. Tonlarca cihaz taşındı Amerika'ya falan, böyle baya baya. Ki işte mesela nerede yasaklandı? İç Moğolistan'da ve Sichuan'da yasaklandı ve olay aslında biraz daha Çin'deki iş biraz da Amerika, Kazakistan veya El Salvador gibi ülkelere kayıyor ama olay aslında şu: Bitcoin'de madencilik tarafındaki merkezileşme birazcık artık kendisini kopartıyor. Daha başka ülkelere dağılıp tam anlamıyla aslında merkezi olma yoluna Bitcoin giriyor bence. Özellikle madencilik tarafında. Dolayısıyla daha eşitlikli hale gelecek diyor Mike Novogratz. Ben de o noktadayım zaten. Onun dışında Peki yani... Çin'den bunun çıkması, Çin'de mesela elektrik daha ucuzdu. Şimdi Çin'den Amerika'ya doğru kayıyor olması, bir zaman sonra sürekli temiz enerji falan muhabbeti çekiyorlar. Pahalılandığı için madenciler elinde tutmaya başlayacak ve belki Ağustos'un 15'ine başlayacak rüzgar daha mı erken başlayacak? Yükseliş rüzgarı gibi Valla bir sorun var. yani Çin tarafındaki o madenciliğin etkilerini yavaş yavaş azaldığını görüyoruz zaten Bitcoin tarafında. Bundan sonra yok işte Amerika bir açıklama yapması, yok gerçi yapmıyorlar da bakmayın. Yani Amerika bu konudan çok da rahatsız değil. Ha işte bu Tabii. yenilenebilir enerji falan olayından birazcık giriyorlar ama altınla ya da bankaların finansal sistemin tükettiği enerjiyle kıyasladığımız zaman zaten Bitcoin'in tükettiği şey çok çok komik, çok çok az bir şey. Dolayısıyla ben şey beklemiyorum. Yani bu madencilik olayını yavaş yavaş artık etkisini geçirmesini bekliyorum. Onu da istiyorum zaten. Beklentim de bu yönde. Peki Elon Musk'ın bu Baby Doge Evet ya. şeysi nedir? Ya Nedir? Gene ne çıktı? abi gene gerçekten bir böyle bir hani şapkadan çıkan tavşan gibi adam duruyor bir yerden vuruyor. Bu arada yaptığı şey de aslında şu Baby Shark diye bir şarkı var ya. Hani bebeklere söyleriz. Onu şey yapmış. Baby Doge falan diye onu dillendirmiş aslında o tweette. Şöyle bir okuduğun zaman çocuk sahibi olanlar oradan birazcık çakıyorlar bu işi. Birazcık esprisine girmiş ama ben de tweet attım. Bundan sonra herhalde artık bir yıl meme tokenlar çıkar hayatımıza. Baby Doge bilmem ne. Bir tane borsada varmış zaten Baby Doge diye. Bayağı bir yükselmiş falan ama izleyiciler kesinlikle uzak dursun o tarz coinlerden. Çok fena patlak. Bazıları Shiba'ya yormuş. Shiba token var ya, ona yormuş Baby Doge falan diye. Ama bayağı piyasanın işin gırgırında aslında Elon Musk. Gerçekten böyle. Yani olaylar öyle. Bu arada bizden bir haber var. Biliyorsundur İyi Parti Artagan diye bir proje açıkladı. Bugün denk geldi ve biraz böyle bir blockchain, akıllı sözleşmeleri ve kripto paraları artık biraz daha nakitsiz toplum tarafında kullanmak istiyorlar. Böyle bir proje açıklamışlar. Ve
Bütün işte kredi kartı işlemleri, yurt içi para transferleri, döviz alım satım, çek senet işlemleri, bunların hepsini blockchain'de kayıt altına alacağız. Yani böyle bir proje sunuyorlar. Para transferleri, gümüş hisse senedi dijitale taşınacak ve ileri tarihli ödemelerde kullanılan çeklerde akıllı kontratlar, akıllı sözleşmeleri yazılacak deniyor. Amaç aslında nakitsiz topluma doğru evrilmek. Güzel, yani bu noktaya kadar bence proje güzel ama şu noktada ben hep böyle bir geri duruyorum. Blockchain diyoruz ama mesela bu devletlerin kullandığı CBDC'ler de blockchain ismini kullanıyorlar arada. Ama baktığın zaman bir tane bina yap abi, içerisinde 20 tane ağ üyesi koy, not koy. Al sana ismen en azından blockchain olur ama merkeziyetsiz olmaz. Bu işin herhangi bir ülkede, Türkiye dahil herhangi bir ülkede gerçekten başarılı olabilmesi için benim, senin, herhangi bir sade vatandaşın bunu çok basit ve ücretsiz şekilde bir ağ üyesi olabilmesi lazım. Buradan belki bir gelir elde edebilir. Bir hani o ağı desteklemesi ve bunun karşılığında bir menfaat, olumlu anlamda söylüyorum bunu, elde etmesi lazım. Gerçekten merkeziyetsiz olması lazım. Ama güzel şeyler en azından artık Ya siyasi dünyada da bu işler daha sık dile getiriliyor. İsmi, yani şöyle bir etkisi de var. Akıllı sözleşme, aa neymiş bu deyip Google'a yazıp insanlar belki bu yolla bile bilinçlenebilir. Ve mesela NFT tarafında da yine acayip şeyler oluyor. Aslında acayip ama aynı şeyin bir başka halkası. Bugün mesela World Wide Web dediğimiz bu hani internetin aslında mucidi, yani daha doğrusu internetin bu www'nun mucidi olan Tim Berners tam bu www olayını 5,43 milyon dolara sattı NFT olarak. Yani bunu artık bir tokenize etti ve sattı. Olaylar oralara gidiyor. Amerika'dan bir şey var. Ben hep hatırlarsan gizlilik odaklı coinlere bir şöyle duruyorum. Dash derim, Monero dur. Hani alıp satabilirim kısa vadede. Onda sorun yok ama böyle alayım, çoluğuma çocuğuma kalsın diyemiyorum. Çünkü mesela bu Amerikan Mali Suçları Uygulama Ağı FinCEN bir açıklama yapıyor ve terörün finansmanında ve bu para aklama olaylarında artık kripto paraları daha yakından takip edeceğiz ve daha kritik noktası üst ulusal öncelikler haline geliyor diyor kripto paralar Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ve burada da tabii aslında direkt bir açıklamada bundan bahsetmiyorlar ama burada tabii ki önceki hükümetin rahatsız olduğu konular takibine verdiği coinlerde. Monero gibi, Dash gibi, direkt hatta privacy coinleri sıkıntılı buluyoruz falan demişlerdi. O yüzden uzun vadeli privacy coinleri ben birazcık acaba diyorum, çok fazla ben sepetimde tutmuyorum ne olur ne olmaz diye. Peki şimdi bundan İstersen sonrasında Bitcoin'le devam edelim. 40 binde evet. bir psikolojik eşik var. Orayı aşamadığı sürece bunu sürekli kafasına vuruyorlar. 33 bin Evet. dolar seviyelerindeydi. Senin o söylediğin 33 bin doların hep üzerinde seyretti aşağı yukarı. Bir ara bir 32.900, Evet. 32.800 oldu ama hani Artık hiç öyle. 29'a kadar geldi. Evet, bir de bir Geldi ama sıkıntı 28.800 mü yok. ne bir yer vardı. Aynen. Ama sonra hep sekiyor. Şu beklenti Aynen. oluşmaya başladı. Son kez 30 bin doların altına bir değecek. Ondan sonra başlayacak kendini yukarı çıkartmaya. Sen nasıl görüyorsun oluşumu? Ya ben 33 bin doların üzerinde kaldıkça benim için sıkıntı yok. Ama hani şu noktada tamam, 33 bin 800 dolar şu an. Sıkıntı yok mu? Teknik olarak yok ama şöyle bir işin içerisine sezgileri kattığımız zaman volümlü kalamıyor ki. Yani E 34, doğru. 35, 36'larda falan böyle bir güldür bir hani hadi yürü ya kulum denen bir hali yok. Geçmişte öyleydi Bitcoin, hatırlarsın. Bir de şöyle bir dönem vardı Bitcoin'de. Bir süre yaklaşık 4-5 aylık periyoda girmişti Bitcoin geçmişte. Yükselemezse düşüyor diye bir form vardı. Bu formu tabii sonrasında bitti. Benim tek çekincem şu an o. Yükselemiyor. Yani tamam kalıyor. Verdiğim seviyenin üstünde Sıkıştı. kalıyor ama bir yükseleme, bir acaba düşer mi diye bir çekincem de oluyor. Ama 33 bin dolar benim için şu an şey ve sıkışma yerleri de var. Yani üzerinde biliyorsun yani 40 bin doları geçmeden benim için çok rahat şeyler başlamaz. Daha böyle Bitcoin'i tamam artık 45'ler, 46'lar, 50'ler gelir diyemem ki zaten ayılar ve boğaların zaten iki tane savaşı var. Bir tanesi 26 bin dolar diyor, öbürü 47 bin dolar diyor. İki taraftan böyle çekiyorlar Bitcoin'i. O yüzden bir ara dönemdeyiz. O yüzden böyle bir geçiş sürecindeyiz. Yatırımcılar ne yapabilir bu süreçte? Tepkiyi görebilir. Hangi habere, hangi olayı Bitcoin nasıl tepki veriyor? Ve öğrenim olarak geçirebilir ya da desteğe yakın alıp dirence yakın satmayı deneyebilirler ki yine de güzel bir şey söyleyeyim. Geçtiğimiz günlerde yani 4-5 gün önce yaptığım yani geldiğim zaman yaptığım video ve canlı yayınlarda bir sıkışma var demiştik ve o sıkışmanın etkilerini piyasada
bir yükselişte görmüştük. Kısmen bir yükseliş. Ben mesela bazen büyük hareketler diyorum videoların başlıklarına falan ama onu şöyle değerlendirmek lazım. Ara sezon. Evet, onu dediğimde 30.500 31.000 dolardı ve 35'e kadar geldik. Yaklaşık 4.000 4.500 dolarlık bir yükseliş oldu ve ara sezon için bence süper bir büyük hareket bu. Ama Doğru, boğa evet. sezonu için hiçbir şey. Boğa sezonu için hiçbir şey. Yani her sezonu kendi içerisinde kıyaslamak lazım. Nasıl ki şey hani kış yani yazın kışın bizim sıcaklık soğukluk algımız değişiyor. O olay yani birazcık ama şu an Bitcoin'de nereden döndük? 36 binlerden döndük ve 33 bin üzerinde tutulmaya çalışıyoruz. Daha doğrusu kısa vadeli bir desteğimiz 33.300 dolar. Bu daha günlük. Bugün, Anladım. yarın birkaç günlük süreci etkileyen orası var ve şu an zaten bir de 1 Temmuz'da CME'nin vadeli kontratlarının son işlem günüydü. Onun Değil da mi? etkisinden bugün itibariyle yarın itibariyle yavaş yavaş çıkacağız. Bir yani yükselemezse düşüş şeklinde bir olay gerçekleşebilir. Yani sabit kalmayabilir onu demeye çalışıyorum. Ara sezonda olduğumuz için daha böyle çok daha dikkatli seçmeye çalışıyorum ama gerçekten ara sezondayız. Hani burası gerçekten net. Bir Şeyde de de mesela daha kısa süreli işlemler, daha böyle hani üzerine alayım yatayım diyemeyecekleri bir değil, evet. dönemdeler. O Aynen. yüzden hani yani ben hep şey diye önermeye başladım artık hani. 4 saatlik, hadi taş çatı 8 saat. O bile artık çok uzun olmaya başladı. Çünkü çok sert şeyler Tabii. gerçekleşiyor. Bir Peki saat bile Ethereum'a ne bakabilirler. diyorsun? Bir de 14, şunu söyleyeyim. ha Bir de şunu söyle. söyleyeyim. Balinalar borsalarda aktif. Onu buradan takip edebiliyoruz. Ve balinalar artık şu tarz işlem yapıyor. Önceden USDT'ye geçerlerdi mesela. Şimdi USDT çok uzun süredir sakin. O kadar sakin ki piyasadan parayı çıkartıyorlar, geri sokuyorlar. Çıkartıyorlar, geri sokuyorlar. USDT'ye geçmiyorlar ki USDT tarafında da bu Fed'den bir yetkili vardı. Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı işte. Dedi ki tehdit olarak görüyoruz finansal istikrarımıza falan. Bu arada USDC'yi hazırlıyor olabilirler. Çünkü USDC Bence de. birçok zincire geliyor artık. Evet. Tron'dur, Polygon'dur, işte şeydir. Baya 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 8-10 tane önümüzdeki aylarda USDC baya aktif olacak. Belki piyasayı ürkütmeden yavaş yavaş oraya doğru çekmek istiyor olabilirler. Ethereum'u sormuştun. Ethereum'da 2122 dolardayız ve üstümüzde 2137 dolarda bir direnç var. Daha üstünde de 2300 baya sağlam bir direnç. Onu söyleyeyim. Yani baya oradan döndük zaten. Nereden döndük? Evet, o baya bu şeymiş ya. Geçmişte baya çalışmış. 2280'lerden döndük ama 2300'de bir destek var. Şey pardon, direnç var. Yeni bir hareket yapacak. Bir ikili tepe yapıyor sanki. Biraz daha yani 1960'lara kadar bir Hı. hareket benim için sürpriz olmaz. Oralara kadar esneyebilir. Üstte de 2300'ü kırarsa ki şu an için kıracağını ben çok zannetmiyorum. Şu andaki hacimde çok öyle bir hareket yok. Ama bu da bir ara dönemde geçiyor. Ve hepsi de şu an yeni yeni bir takozdan çıktı. Ve yeni bir formasyon, yeni bir hareket oluşturmaya başladılar. Belki biz haftaya Perşembe çok daha net diyeceğiz. Diyeceğiz ki burada böyle bir destek var. Buradan bunun Hı. hedefi şurası gibi. Öyle Anladım. yani. Eklemek istediğim başka bir şey var mı ya? Ben başka Başka sormadığım bir şey kalmadı gibi düşünüyorum. şunu söyleyeyim sadece. Totalde tüm piyasada, tüm kripto para piyasasında yukarıda bir hedef var. Tüm kripto para piyasası şu an 1.37 trilyon dolar. Üstse 1.55'e kadar bir hedefi var. Bakalım o gelecek mi? Şu an 50 günlüğe tutunuyor. 1.35'te bir desteği var ve 1.37'lerdeyiz. Daha net bir şey de var. Total 2'de var. Total 2'de şu an 740 milyar dolar. Yani tüm altcoin piyasası destekte de 712, 20 iki tarafta var. Biraz daha tutulmaya çalışıyorlar genel olarak bunu söyleyeyim. Yani ara bir Ama sezonda olduğumuz nerelerden için. nerelere düştüler? 2 Evet, trilyonları evet. aşmışlardı. Bilmem ne Aynen. falan. Yani şu anda bence olduğunuzdan daha da temkinli, Evet. daha da dikkatli olmanız gereken bir evredesiniz. Evet. Vallahi cumburlop diye paranıza Aynen. çöküverirler. Bir de mesela şu oluyor. Ben hatırlıyorum 2018'deki canlı yayınlarda 200 kişi falan oluyordu. 250 kişi yayında olursa YouTube'da o diyorduk bayağı kişi olduk falan. Şimdi o zaman o 250 kişi alıp yatmış olsa 2 sene beklemiş olsa 2-2,5 sene gerçekten parasını o diplerden alıp belki en kötü aldığı coin 3 kat 4 kat 5 kat yükselmişti. Ama işte ne zaman ki cumburlop böyle herkes böyle kütleler halinde geliyor, izlemeler her şey artıyor. İşte herkes böyle bir almak istiyor. İşte orada patlamalar geliyor.
Ya bir de ben şöyle bir şey düşünüyorum. Herhalde şimdi yaz geldi diye millet artık rehavete kapıldı. O yüzden hani izlenmeler şu anda düştü. İnsanlar artık girmiyor. Ama ben mesela şunu düşünüyorum. Aslında bu zamanda bilgisini derleyip toparlayan veya bir şeyler Tabii. yapmaya çalışanlar kazanıyor. Çünkü yani Evet. herkes yan gelip yatarken sen de yan gelip Tabii. yatma, zaten kaybeden oluyorsun. O Aynen. yüzden Zaten bunun da altını en kötü. çizelim. Yaz Aynen. aylarında da bütün videoları izleyin baştan sona Evet. kadar diyorum ben. Benim önerim Aynen budur. öyle. Aynen öyle. En kötü piyasaya girme sezonda zaten boğa sezonu. Kendine ekstra ekstra güven geliyor. Her şeyden kazanıyorum. Ben çok zekiyim. Bu işi biliyorum diye düşünüyorsun. Sonra ayılar bir güçleniyor. O zaman işte çok fena terste kalıyorsun. Harika. Öyle yani. Çok çok teşekkür ediyorum Erencim. Haftaya Ben teşekkür Perşembe ederim. görüşüyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça Kendine kal. dikkat Sağ ol. et. Görüşürüz. Bay Sen bay. de çok dikkat et. Bay bay. Hoşça kal.